Bizde bu temizlenme süreçlerinde kişinin sadece asla yapılmaması gereken bazı tarihler vardır. Takvim konusunu zihninizde bu yere oturtun. Siz yılda bir kere, iki kere, üç kere hacamat yapan bir kişiyseniz o takvim sizin için önemlidir. yapılmaması gereken en büyük hata, yani kesinlikle yapmamanızı isteyeceğimiz şey o gün eğer sizler bu kupa uygulamasından bir saat önce, iki saat sonra bol iyonize su içmiş ya da aktif zeolit tüketmişseniz yapacağınız şey bir detokslanma dediğiniz zaman sadece içeceklerle ve banyolar, keseler, saunalar değil. Beraberinde yapılabilecek medikal yaklaşımlar sayesinde detoksu güçlendirebiliriz. Detoks bir çöp alım işidir aslında. Hayata baktığınızda bir belediyecilik hizmetine benzer yapılan bütün bu faaliyetlerin, hücre faaliyetlerinin ardında kalan Atıkların ortamdan alınabilmesi demektir detoks. Bizler bu detoksu gerçekleştirirken sadece bir bölgeyi temizlemek detoksun eksik tarafıdır. Yani biz hacamat yaparız ve hacamatla temizleyeceğimiz bir sınır vardır. Bir ağzımızdaki yağları dolaştırırız, orayı temizleriz. Sinüslerimizi temizleriz kulaklarımızı temizleriz. Bunlar her biri bir detoksun parçasıdır. Duygularımızı temizleriz. Bu da bir detokstur. Zaman zaman bir seyahate çıkarız. İşten uzak bir zaman geçiririz. Bu da bir detokstur. Dolayısıyla detoksu sınırlamayınız. Burada başta hacamatın nasıl işlediğini, hacamatın bizim için neler yapabileceğini, bir ozonun bizler için neler yapabileceğini şöyle kaba bir ifadeyle üzerinden geçip yani hayata nasıl entegre etmemizi ve entegre etmenin bize ne katacağını paylaşmak istedim. Evet hacımatın yapılış üslupları, teknikleri, zamanları her biri farklı farklı şekillerde sizin kulağınızda da gelmiştir. Öncelikle hangi zamanda yapılır, hangi zamanda yapılmaz ifadelerini çoğu zaman duyuyorsunuz. Altın zamanları biliyorsunuz. Fakat bu altın zamanın dışında bazen hiç vakti ve zamana bakılmaksızın da hacamatın yapılabileceğini bilmenizi isterim. Çünkü hacamat nihayetinde bir temizlenme metodudur. Bir temizlenme hedefidir. Dolayısıyla bizler bu temizlenme süreçlerinde kişinin sadece asla yapılmaması gereken bazı tarihler vardır ve bunlar ilan edilir. Gerek Instagram sayfalarında gerekse e, internet Google'a yazdığınız zaman hangi ay hangi günü kesinlikle hacimat yapılmaz diye sorarsanız cevabını alırsınız. Buradaki dolunayla ilişkili bir tarih çıkacak karşınıza. Onun dışındaki zaman dilimlerinde faydanın şiddetini artırmak yani en faydalı olan zaman ile en az faydalı olan zamandır diğerleri. Yani şunu söylüyoruz. Sizler en yanlış zamanda bile yaptığınızda mutlaka bir fayda görürsünüz ama çok minik bir fayda görürken altın zaman deden bir zamanda siz o hacamattan sıra dışı bir faydaya ulaşırsınız. Çünkü vücudun ayla bir ilişkisi var. Vücudun su topladığı tarihler var gittikçe suyu en fazla tuttuğu bir tarihte yapacağınız hacamat ile vücudun suyu saldığı bir tarihte yapacağınız hacamat arasında doğal olarak çıktı dediğimiz çıktı dediğimiz olay değişecektir. Çıktının değişmesi ne anlama geliyor? Sizin yaptığınız detokstan hedeflenen o toksin çıkışını anlatıyor. Dolayısıyla o toksin çıkışını siz en iyi almak istediğinizde altın günü beklersiniz. Fakat şöyle düşünün, sizin bir rahatsızlığınız var. Bu rahatsızlığa özel bir uygulama planlıyorsunuz. O bir program dahilinde gerçekleştirilir. Bazen iki günde bir yapılır, bazen beş günde bir yapılır, bazen haftada bir yapılır. Bunun o programı gerçekleştirirken sadece asla yapılmamasını önerdikleri, o tarihin dışındaki zaman takviminde günü den getirilir. Dolayısıyla siz aslında orada yaptığınız şey bir terapidir. Yani bu temizlenmenin dışında bir olaydır. Yani sadece temizlenmek değil, bir akupunktur noktasına dokunuş yapıp bedenin sistemlerini çalıştırmak, bir damar sistemlerindeki vakumla olayın adeta cilt altı dokuların kan dolaşım yönlerini yeniden şekillendirmek veyahut da sizin yaptığınız lev donaşım sistemini aktif tutmak gibi yapacağınız başka hedefler tayin edilir ve bu hedeflerde takvim gözetilmez. Dolayısıyla takvim konusunu zihninizde bu yere oturtun. Siz yılda bir kere, iki kere, üç kere hacamat yapan bir kişiyseniz o takvim sizin için önemlidir. Dolayısıyla o günlere den getirin. Ama bir diyabetiniz var, bir migreniniz var, bir tansiyonunuz var, bir e, toksin birikiminiz var, bir e, depresyonunuz var, bir e, aklınıza gelebilecek bir rahatsızlığa özel durumunuz varsa o zaman size başka bir takvim uygulanır ve bu takvim bahsedilen o altın günü mutlaka içine alacaktır ama daha farklı tarihlerde de yapacağınız kupa uygulamalarından fayda görürsünüz. Bir diğer konu da kupanın kanlı, kansız, az kanlı, çok kanlı yapılması ile ilgili terminolojiler. Evet, kupanın uygulaması esnasında kansız yapılabilecek adeta bir masaj katkısı olan uygulama vardır. Burada kullandığınız çok kıymetli yağlar sayesinde bu kupa uygulaması toksinleri adeta kapının önüne bırakmak şeklinde tanımlanan bir katkı sunar. Yani dışarı almıyorsunuz da kapının önüne bırakıyorsunuz. Bunun ne anlamı var? Sizin yeni bir sorumluluğunuz var. Yani böyle bir şey yaptıysanız mutlaka o kapının önünden çöplerin alınması gerekiyor. O çöpleri kim alacak? O çöpleri alan sizin o an ve birkaç saat içerisinde yapacağınız küçük bir müdahaleyle. Adeta bedeninize boş çöp kamyonları göndermelisiniz ki o çöp kamyonları kapının önüne bırakılmış toksinleri alsın. Bu da yüksek alkali iyonizi su, zeolit, aktif zeolit veyahutta aklınıza gelebilecek detoks gücü yüksek bazı içecekler. Nedir? Smoothie yapmak mesela kırmızı pancarlı veyahut da kırmızı erikli veyahut da vücudu temizlediğine inandığınız bir smoothie hazırlayın. Veyahut da bu da yok bir çorba için yani vücudu temizleyecek etkisi olan yüksek kalitede yapılmış brokoli çorbası, bir avokado çorbası böyle bir şey sizin vücudunuzdan toksinin alım sürecinde katkı sunar. Burada yapılmaması gereken en büyük hata yani kesinlikle yapmamanızı isteyeceğimiz şey o gün böyle e, vücudu sindirim anlamında, hazım anlamında yoran besin listesinden uzak durun. Bunların başında da hayvansal protein içeren ürünler ve baklagillerden de uzak durmak akıllıcadır. Peki ne kadar uzak duralım sorusunun yanıtı. Eğer sizler bu kupa uygulamasından bir saat önce, 2 saat sonra bol iyonize su içmiş ya da aktif zeolit tüketmişseniz yapacağınız şey 3-5 saat sonra bile artık bu kapının önündeki çöpler alınmış olduğundan emin olabilirsiniz. Salata, yeşil bir smoothie yapmışsanız 5-6 saat içerisinde bu toksinin alınmış olduğundan emin olabilirsiniz. Bolca içildiği takdirde. Ama Bunlara dikkat edememişseniz normal günlük bir su içiyorsanız normal çünkü iyonize suların gücü normal da 500 kat güçlüdür. Ee, bir zolitin orada aktif zolitin alabileceği toksin yükü normal bir e, zamana göre belki Binlerce kat güçlü bir temizlik yapıcıdır. Dolayısıyla hani söylenen o 24 saat bir gün et yemeyin, bir gün yoğur, ağır yemekler yemeyin konusu burada geçersiz hale gelmekte. Eğer ki bu hacamattan sonra bu içeceklerden içme şansınız oluşmuşsa bu size 5-6 saat sonra bile gönlünüzce o günkü konu yani menünüz neyse Rahatlıkla tüketebileceğiniz anlamına gelir. Çünkü amaç hasıl olmuş olur. Niçin yemek yemiyorduk? Kapının önündeki çöplerin alınabilmesi için. Çünkü metabolizma atıklarla ilgileniyorsa arkadaşlar, atıklarla ilgileniyorsa e, sizin bedeninizi hafifletir. Ama yemek yediniz ve yemeğin gücüyle, yemeğin hazmını gerçekleştirmek için kanını seferber ettiyseniz o zaman atıklar, çöpler kimsesiz kalır, sahipsiz kalır ve sokaklarınızı, damar yapılarınızı kirletici bir etki gösterir. Bunu yaptığınız zaman da şöyle bir sorun yaşayacaksınız. Yaptığınız kupa uygulaması maalesef size halsizlik olarak hediye edilir. Yani yaptığınız işten düşündüğünüz gibi fayda görememiş olmanın bir sonucuna ulaşırsınız. Sonra kendi kendinize de ya da bunu size uygulayan arkadaşınıza da Kızarsınız, yani ben yaptırdım hiçbir fayda görmedim dersiniz. Halbuki burada sizin teknik bir hatanız var. O teknik hatayı fark etmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Kupa terapisinin temel felsefesinde aslında temizlik sistemlerinin aktifleştirilmesi ve adeta yıllardır dokunulmamış, el sürülmemiş bir nevi halı altı dediğimiz Toksinlerin, ağır metallerin hatta kan dolaşımına aktarılması gibi bir durum var. Yani kapının önüne çöpleri bırakıyorsunuz derken aslında kapının önünde kalmıyor arkadaşlar. Dolaşıma geçiyor bunlar ve kan dolaşımında temizlenmezse burada ayrı bir vebal, ayrı bir yük, ayrı bir toksiste yaşatır size. Bu nedenle de... Bu e, süreç içerisinde kullandığınız masaj yağları çünkü kuru kupada yoğun bir şekilde vücudun ısıtılmasını sağlayacak şekilde kupaları yağlı bir şekilde gerçekleştirme gerekiyor. E, Birçok yerde kantaron yağlarını görseniz de aslında çok güçlü, daha etkili ve e, zenginleştirilmiş yağ gruplarının kullanımı e, büyük bir katkı sağladığını altını çizmek isterdim size. Burası bir mektep bu mektebin her bir öğrencisini kucaklıyor ve sevgiyle onları selamlıyorum. Bizlerin daha geniş kitlelere ulaşması katkıda bulunan herkesi de yürekten selamlıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.